830 bin kız öğrenci okulu terk etti. Mesela bir muhalefet partisinin bunu konuşması lazım. Mesela ben Meral Akşener'in yerine olsam bunu konuşurum. 830 bin kız çocuğu okulu terk etmiş arkadaş. Bir. İki. Çocuklarım okulda aç. Üç. Kıdem tazminatı. Dört. Mülakat meselesi. Geçim zorlukları. Beş. Emekli geçinemiyor arkadaş. Emekli geçinemiyor. Ya temel gündem maddeleri bunlar. Tabii ki efendim iktidarın hoşuna gidiyor bunlar. Oh ne âlâ memleket ya. Muhalefete bak. Hiç temel meseleleri konuşmuyorlar. Tam da iktidarın istediği gibi konuşuyorlar. Fıstık gibi. Ya böyle bir memleketi 300 sene bile yönetirler ben size söyleyeyim. Böyle muhalefete olduğu zaman 300 sene bile yönetirler. Şimdi onu geçelim arkadaşlar. Güzel bir haber vereyim size. Şimdi bakın dün bu buluşma için hazırlanırken sosyal medyada gördüm önce. Sağlık Bakanı'na gördüm Fahrettin Koca. Arkadaşlarıma yolladım sonra. Şöyle düşünün. Bir hastanede temizlik görevlisisiniz. Bir genç kızsınız. Ekmek parası, geçim derdi, aileye yardım, okurken kendi dertlerinizi çözme çabası. Emek, değil mi? O temizlik görevlisi kız kardeşim, temizlik görevlisi oldu tıp fakültesine şimdi doktor olacak. Çünkü tıp fakültesini kazandı. Malatya'dan günün en güzel haberi. Burada endokrin servisinde hastanemizde temizlik personeli olarak çalışıyorum. Bu sene sınava girdim ve sınavı kazandım. Nasip olursa inşallah hastanemizde tıp fakültesini bitireceğim. Çalışarak da birazcık burada da hocalarımızı görerek motive oldum. Daha çok ilham aldım ve gerçekten çok seviyorum hastaneyi. Annem çok mutlu oldu. Hayallerim var. Tabii ki de burası çok güzel bir hastane. Hayallerim vardı ve hayallerim gerçek oldu. Gerçekten internler böyle koridorlarda yürürken onlar gibi olmak istiyordum ileride. Gündüz okula gideceğim. Akşam da buraya gelip görevimin başındayım inşallah. Bir günde mezun olduktan sonra doktor olarak burada görevimin başında olacağım inşallah. Gerçekten ilham alınacak bir hikaye. Çok gençlere ben cesaret vereceğini, isteyince olacağını gösterme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de gururlanmadık desek yeri olur. Çok seviyoruz onu. Günün en güzel haberi. Yazın aslında bir taraftan bu yeni sezona da hazırlanıyordum. Hem dinlenirken, kitap okurken. Böyle bir haber daha görmüştüm. Bahadır Erdem mesela bir paylaşım yapmıştı. Canım kızım demişti. Bir kız kardeşim hukuk fakültesini kazanmıştı. Ama şöyle yazın oldu. Temmuz'da galiba ya da Ağustos'ta tam üniversiteler açıklanmıştı. Şimdi şöyle bilgisayar başında kız kardeşim şeye bakıyor. Üniversite sonuçlarına bakıyor. Yanında babası var. Böyle bakıyor o heyecanlı, tedirgin gözlerle kız böyle bakıyor. Hani onu yaşamışsınızdır kendiniz veya çocuklarınız için. Mesela KPSS'ye giren bir çocuğunuz oldu mu hiç? Mesela onun kazandığını yanında gördünüz mü veya üniversite sınavını? Heh, işte öyle bir duygu. Babacığım dedi hukuk fakültesini kazandım. Adam ağlamaya başladı değil mi? Yaz aylarında öyle bir şey de görmüştüm de. Sevinç ve gurur gözyaşlarıydı bunlar işte efendim. Yerel gazetelere devam ediyoruz. Ekonomiye bak efendim. Bugün manşetimiz bu. Biraz sonra çok detaylı olarak ekonomiyi konuşacağım. Çünkü gerçek görevimin bu olduğunu düşünmekteyim. Güncel gazetesiyle başladık bugün. Üreticiler mağdur durumda. CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen, Antep fıstığı ile kırmızı biber, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı yağı ve şeker pancarı üreticilerinin yaşadığı sorunların tespit edilerek yasal düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla mecliste araştırma komisyonu kurulmasını önermiş Güncel Gazetesi'nden çarpıcı bir haber. İlk ses İzmir, Gaziantep'ten İzmir'e geçiyorum. Ekonomik çıkmazda çaresizlik pandemisi, o da Ayşegül Uzun'un yazdığı bir haber. Uzmanlar psikolojik sorunların doğrudan ya da dolaylı olarak muhakkak ekonomiye bağlandığını belirtirken, psikolog Aslı Macit, ekonomik çıkmazda çaresizlik pandemisi yaşıyoruz diye konuştu. Yoksulluk işte bugünün temel meselesi. Muhalefet partisi misiniz? Müsrif Tüccar gibi 5 yıl önceki, 6 yıl önceki olayları kaşıyıp durmak yerine işte bakın al. CHP'ye, İYİ Parti'ye, DEVA'ya, geleceğe al. Ekonomi. Bunu konuşun.
Bunu konuşturun halka, siyasete. Bunu konuşturursanız iktidar da anlar gerçek gündemi. O zaman kendisine çeki düzen verir. Yıldız'a gidelim. Yıldız gazetesi gelecek. İhracatçıların hamlesi fındık fiyatlarını düşürecek mi? Karadeniz İhracatçı Birliklerine bağlı Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Cuma günü kamuoyundan gizli bir toplantı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Sinan Yıldız'ın haberi fındık fiyatlarıyla ilgili gelişmeler detaylı olarak yer almış durumda. Daha önce Giresun'un başka gazetelerinde de bunu görmüştük. CHP'de lider değişimi olacak mı? Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Genel başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından sahaya inerek ilk kongrelerine katılan Özgür Özel istişare turuna çıktı. İlk ziyaretse CHP için önemli isimlerden eski SHP lideri Murat Karayalçın oldu. Zira Cuma günü tutum belgemizi açıklamıştık. Sayın Karayalçın'ın zaman zaman kamuoyuyla, zaman zaman partinin iç toplantılarında paylaştığı fikirlerden esinlendiğimiz, örnek aldığımız kısımlar oldu. İçinde bulunduğumuz sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılması gereken düzenlemeleri, o arada Türkiye siyasetini, yine o arada yerel yönetim seçimlerinin önemini bir sohbet ortamında değerlendirdik. Bir saatlik görüşmenin ardından Özgür Özel Karayalçın'la kameralar karşısına geçti. Sayın Genel Başkan'ın yerel seçimlerle ilgili tecrübeleri, yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesi, yeni adayların belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yerel yönetimlerin nasıl bir genel başarıyı tetikleyebileceği konusundaki fikirlerini, görüşlerini, önerilerini almak bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Kendisiyle böyle bir sohbet yapmaktan, böyle bir görüşme yapmaktan daha doğrusu çok büyük bir memnuniyet duydum. Sayın Özgür Özel'e ve arkadaşlarına enişten başarı dileklerimi sunuyorum. Özgür Özel'in Karayalçın'la görüştüğü saatlerde partisinin de MYK toplantısı vardı. Özel bundan sonraki süreçte toplantılara katılmayacağını söyledi. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına vekaletimi yürüten grup başkan vekili arkadaşlarımız katılıyorlar, katılmaya devam edecekler. Çok özel bir gereklilik ortaya çıkmadıkça ben bundan sonraki süreçte Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında grubumuz grup başkan vekillerimiz tarafından temsil edilecek. Özel Karayalçın'la görüşmesinin ardından ilk kurumsal ziyaretini ise Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yaptı. Sayın benim milletvekilliğim döneminde grup başkan vekilim olan, şimdi de aday olan sevgili Özgür Özel'e feraseti ve nezaketi için şükranlarımı arz ediyorum. Özgür Özel'e, değerli başkanıma çıktığı yolda başarılar diliyorum. Özel istişare görüşmeleri kapsamında eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Altan Öğmen'i de yakın zamanda ziyaret edecek. Başkanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret edeceğiz. Öyle bir... Şimdi burada bana da soruyorsunuz ne olur diye. Fikirlerinizi söyleyenler de var. Dün çok deneyimli bir gazeteci büyüğümle konuştum da. O da bana sordu, ben de ona sordum. O benden daha deneyimli. Dedi ki İstanbul'daki seçime bağlı dedi. İstanbul'da kim kazanacak şimdi? 10 tane aday var. Cumhuriyet Gazetesi'nde de o isimler tek tek yer almış. Merak ediyorsanız okurum. İl başkanı. Şimdi İmamoğlu tarafı mı kazanacak? Hani Özgür Özel mi avantaj elde edecek? Yoksa Kılıçdaroğlu genel merkez mi kazanacak? Buna bağlı. Önce İstanbul'daki il kongresinin nasıl sonuçlandığını görmek gerekir. Şimdi bunlardan daha da önemli bir mesele var efendim. Bakın. Çocuklarımız gidiyor. Dün Alparslan, bir dakika şöyle bir bakayım ona, şu haberi önce bir bulayım izin verirseniz, bakın. Şimdi onu buldum, şöyle gösterebilirim. Kime döneyim? Şimdi bakın, Solcu Gazete'de gördüm, başka yerlerde de vardı. İstanbul Alman Lisesi mezunlarının yurt dışına gitme oranı 2012'de %40, 2022'de %99. Bakın liseyi bitirenlerin tamamı gitmiş neredeyse. Bu başka okullarda da böyle görüyorum. İsim isim vermeyeyim şimdi. Başka özel büyük okullar var. Okuldan yani liseye geldi artık bu. Hatta dün Alparslan abimizi bir ziyaret etmiştim. Alparslan Mertan'ı. İki kızı var, çok parlak. İkisi de doktor.
Biri İsviçre'de, biri Almanya'da şimdi. Ne yapalım dedi. O kadar okuttuk, eğittik falan ama dedi oralarda bilim yapıyorlar şimdi dedi. Bakın Türkiye'nin bunu düşünmesi lazım. Türkiye'nin en parlak beyinleri yurt dışına gidiyorlar. Acaba neden? Benim güzel ülkemin güzel yürekli akıllı çocukları neden yurt dışına gitmek durumunda kalıyorlar? Hatta şimdi üniversite değil, liseye de yurt dışına gitmeye çalışıyorlar.